Merhaba, 1.18 makinamızın kullanımını görelim. Öncelikle aksesuarlarını tanıyalım. Zikzak ayak dediğimiz düz dikiş ayağımız makinenin üzerinde çıkar. Diğer de iğnemiz de makinenin üzerinde çıkar. Diğer aksesuarlarımız, fermuar ayağımız, ilik ayağımız, kenar kıvırma gizli baskı ayağımız, bir adet sökücümüz, iğnelerimiz ve 3 adet masuramız. Makinamızın üzerindeki düğmeler, bakın buradaki tansiyon düğmemizdir. 1 ile 9 arasındadır. Desen seçim düğmemiz, adım ayarı düğmemiz, desen tablomuz ve ileri geri tuşumuz. Makinamızın üzerinde masura, sarma iplik rehberi, 2 adet makara pimi, masura sarma pimi, volantımız, açma kapama düğmemiz, enerji soketi. Makinenin sol tarafında iplik kesicimiz, ayak indirme kaldırma kolumuz. Şurada da bakın hemen ayak bağının arkasında kolumuz var. İttiğimiz zaman ayağımız bu şekilde çıkar. Burası aksesuar saklama kabımızdır. Şuraya aksesuarlarımızı koyabiliriz. Şu bölmeyi açıyoruz. Açtıktan sonra bakın burada mekiğimiz var. Mekiğimizi bu şekilde alalım. Bir adet masuramızı saralım. Masuramızı aldık. İpimizi aldık. Bakın burada makara pinimiz var. Yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra şurada bakın masura sarma iplik rehberimiz var. Oraya takıyoruz. Taktıktan sonra masuramızın üzerinde delik var. Onu içten dışa doğru ipimizi takalım. Taktıktan sonra şu şekilde ipimizi tutalım. İpimizi geri çekiyoruz. Masuramızı yerleştirdik ve tekrar ileri itiyoruz. Bir de volantımızı geri çekeceğiz. Bu şekilde çektik. Çektikten sonra açalım. Bir miktar başlatacağız. Sardırdıktan sonra durduralım ve ipimizi keselim. Bu şekilde artık sardırabiliriz. Sarıldığına emin olduktan sonra ipimizi tekrar sola doğru itelim. Masuramızı çıkartalım. Bu şekilde volantımızı tekrar yerine yerleştirelim. Masuramızı şu şekilde tutuyoruz. Mekiğimizi alalım. Mekiğimize yerleştirelim. Mekiğimizin şurasında bir çıkıntı var. Oradan geçirelim. Daha sonra şu levhadan boşluğa gelene kadar çekiyoruz. O boşluğa girecek. Girdikten sonra bakın masuramız saat yönünde dönecek. Saat yönünde dönüyorsa doğru yerleştirilmiş demektir. Mekiğimizin kolunu şu şekilde çekelim. Şu çıkıntı yukarı gelecek şekilde yerine yerleştirelim. Bakın şurada boşluk var. Bu kol o boşluğa yerleşecek. Bu şekilde. İpimizi içeri bırakalım. Kapağımızı kapatalım. İpliğimizi şimdi makineye yerleştirirken bakın burada rehber var. Bizi yönlendiriyor. Bakın şurada oklarla işaretlenmiş. Aşağı duruyor oklar, yukarı dönüyor. Aynı şekilde yapalım. Şuradaki iplik rehberine takıyoruz birinci olarak. Bunu yapmadan önce şu kısmı horoz diyoruz. Horozumuz yukarıda olsun. Volantımızı çevirerek horozumuzu yukarı kaldırıyoruz. Sahilimizi bırakmazsak daha iyi ipliğimizi takarız. Bakın alttaki oktan döndüm yukarı doğru. Horozdan geçirdik tekrardan aşağı. Bakın şurada da bir çengelimiz var. Oradan da taktık. İğnenin hemen üzerinde bir adet çengelimiz daha var. Oradan da taktık. En son iğnemizden getiriyoruz. Ayağı indirmeden önce yapmamız gereken, yapmak istediğimiz deseni seçelim. Öncelikle düz dikiş yapalım. Bakın burada desen tablosu bizi yönlendirecek. Düz dikişimizin olmuş olduğu kısım A. Biz burada demek ki A'yı seçeceğiz. A'yı seçtim. Adım ayarı da
standartı 2 ile 3 arasıdır normal kumaşlar için. Biz 4 ve 4'ten ileriye geldikçe artık teğel dikişine döner. 1'e doğru geldikçe daha sıkı dikiş yaparız. 2 ile 3 arasında dursun. Tansiyonumuzun da standartı 3'tür. 2 ile 5 arasında oynayabiliriz. 3'ten aşağı doğru gittikçe daha bol yapar. 9'a doğru gittikçe daha sıkı yapar. 3'te bulunduralım. Ayağımızı indirelim. Şimdi düz dikişimizi yaparken ileri geri kolumuzla dikişimizi sabitleyebiliriz. Bu şekilde düz dikişimizi yapacağız. Bunu da yine sabitleyebiliriz. Kol altla ilimizi yukarı kaldıralım. İpliğimizi şuradan kesebiliriz. Bu şekilde. Zikzak yapalım. Zikzağımız C değilmiş. Hemen C'ye getireceğiz. Bakın C ile B arasında şu şekilde bir işaret var. Biz onunla oynadıkça daha geniş ve daha dar dikebiliriz. Şimdi B'ye yakın yapalım bir adet. Adım ayarımız da yine 2 ile 3 arasında bulunsun. Bakın bu şekilde B'ye yakın yaptığımız zaman dar oluyor. Hemen biz C'ye doğru getirelim. Aradaki farkı görelim. Bakın bu şekilde. Tam C'nin üzerine getirirsek 5 milim genişliğinde yapabiliriz. Bakın şu an 5 milim genişliğinde yaptık. Harbi yapalım. Altına tela veya kağıt parçası koyarsak kumaşımızın daha kaliteli sarma yapabiliriz. Hemen deneyelim. Ve aynı zamanda da adım ayarımızı 1'e doğru getirelim. Bakın bu şekilde. Adım ayarımızı 0'a doğru getirdikçe daha sıkı sargı yapabiliriz. İğne bitimiz muhakkak düğmeleri yerini değiştirirken yukarıda olsun. Bakın 0'a doğru getirdim. 0'a doğru getirdikçe daha sıkı sargı elde edebiliriz. Bu şekilde. Şimdi bir tane piko deseni seçelim. Mesela E'yi seçelim. Yani E'yi bitiriyoruz. 1 ile 3 arasını seçebiliriz. Tekrar 1'e doğru getirelim. Aradaki farkı görelim. Elimizi yukarı kaldırdık. Bakın. 2 adım ayarında ve 1 adım ayarında. Bu şekilde ayar yapabiliriz. Zikzakla overlock dikişi de yapabiliriz. Düz dikiş ve zikzak ayağıyla yapacağım ama overlock ayağı da bulunmakta opsiyonel olarak alırsanız onunla daha kaliteli bir şekilde yapabiliriz. Overlock için C'yi seçeceğiz. Çünkü zikzakta yapacağız. C'yi seçtim. Adım ayarımız 2'de bulunsun. Kumaşımızın kenarını öncelikle varantımızı çevirerek sağ kısmın tam kumaşın kenarını almasını sağlıyoruz hepimiz. Bu şekilde. Bakın tam kenara getirdim. Bu şekilde overlock dikişimizi sürpüle mantığında yapabiliriz. Bu şekilde. Şimdi bir tane ilik açalım. İlik ayağımızı aldık. Bakın şu kısım bize doğru bakacak. Şu görmüş olduğunuz yerlerle iliğimizin genişliğini ayarlayabiliriz. Şurada bakın bir ok işareti var. Ok işaretini ayağın üzerindeki şu kırmızı çizgilere getirirsek, şu kısımları ölçersek
istediğimiz genişliği sağlayabiliriz. Arkadaki kolu hafifçe itersek tam olarak yerine yerleştiririz. Yerleştirdikten sonra da şu ayarımızı yapabiliriz. Bakın oku istediğim çizginin üzerine getiriyorum. Ayağımı yerleştirdim. Eli kaçmak için bakın 4 adımda yapacağız. Şu desen düğmemizin üzerinde adımlar var. 1, 2, 3, 4 diye onları takip edeceğim. Aynı zamanda da adım ayarı düğmemi 0 ile 1 arasına getiriyorum. Eğer daha sıkı yapsın istiyorsak 0'a doğru getireceğiz. Biraz daha gevşek yapsın istiyorsak 1'e doğru getireceğiz. Biz şu an orta noktada bırakalım. Bir miktar diktikten sonra durduralım. Şurada görmüş olduğunuz fazlalık ipimizi keselim. Kestikten sonra devam edelim. İstediğimiz yere geldi. Geldikten sonra ne yapıyoruz? İkiye çeviriyoruz. Kenar kapamasını yaptık. Değiştirirken muhakkak iğnemiz yukarıda kalacak. Yukarıda değilse rölantımızla oynayarak yukarı çıkartabiliriz. İkiyi yaptık. Çeviriyoruz. Üçü yapacağız. Tekrar aynı yere geldi bakın. İğnemizi tekrar yukarı kaldırıp dörde getireceğiz. Dörde getirdik. İğnemiz yukarıda. Ayağımızı kaldırdık. İpimizi kestik. İplik sökücümüzle bakın arasını şu şekilde kesiyoruz. İpimizi de kesiyoruz. Bakın bu şekilde. Esnek dikişimize göre peni ya da jarseleri biz düz dikiş modunda dikersek ipliklerimiz atar. Hemen görelim. Düz dikişle diktik. Bakın. Penimizi esnettikçe dikişimiz atacaktır. Esnek dikişimiz bize kolaylık sağlayacak bunun için. Bir tane deneyelim. Bakın adım ayar düğmemizde SS yazan yer var. Oraya getirdim. Artıya doğru getirdikçe sıkı diker. Eksiye doğru getirdikçe esnek daha bol dikecektir. Ben tam ortada dikiyorum. Şimdi bunun için öncelikle düz dikiş modumuzu yapalım. Bakın A'da şu kısım esnek dikiş modumuzdur. Bütün esnek dikişteki desenlerimizi yapmak için muhakkak SS'ye getireceğiz. Getirdik. A'ya aldık. Düz dikişimizi yapıyoruz. Bir miktar diktik. Alalım. Bakın istediğiniz kadar esnetin. Dikişlerimiz kopmayacaktır. Bölmeyi açtık. Bakın dişlimizi düşüreceğiz. Aşağı doğru indiriyoruz. Sağa doğru itiyoruz. Dişlimiz düştü. Düğme dikerken dişliği muhakkak düşürüyoruz. Dişliği düşürerek aynı zamanda sallama kasları da yapabiliriz. Yine aşağı doğru ve sola doğru kaldırıyorum. Şimdi ben sola doğru dişli kolunu kaldırdım ama bakın dişlimiz hemen yukarı kalkmadı. Kol altımızı çeviriyorum. Bakın dişlimiz yukarı kalktı. Makinamızın bakımına geçelim. Bakın şu bölmeyi yine çıkartıyorum. Bu şekilde. Bu kısmı açtım. Mekiğimi çıkarttım. Bakın şurada 2 adet mandal var. Mandallarımızı geri doğru bu şekilde açalım. Şu parçayı çıkartıyorum. Bu da ikinci parçam. Şimdi bunları çıkartırken
İğne bilim muhakkak yukarıda olacak. Aşağıda olursa çıkartamam, iğneye zarar veririm. İğne bilim muhakkak bu şekilde yukarıda olsun. Takarken de bu bana kolaylık sağlayacak. Çıkarttıktan sonra şu kısmı bakın. Şu kısmı güzelce temizleyelim. Çalıştıkça bu işlemi muhakkak yapalım. Eğer burada iplik veya toz birikmesi olursa makinamız kaliteli çalışmaz. Ve aynı zamanda yağlamak için de bakın şu kısma bir damla yağ damlatabiliriz. Bir de şu sürekli hareketli olan aksamlara şu kısma bir damla damlatabiliriz. Bunu ne kadar zamanda yapacağız? Çok sık kullanmıyorsak ayda bir defa yapabiliriz. Çok sık kullanıyorsak haftada bir defa yapabiliriz. Şuradan damlattığımız yağı akşamdan yaparsak, altına bir parça kumaş koyarsak hastalık olan oraya akmış olur. İğne bilimizi en yukarıya çıkarttık. Parçalarımız bakın şu parçayı yine şöyle yarım ay şeklinde tutuyorum. Şu kısma yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdik. Sonra bu parçamızın da bakın şurada bir çıkıntısı var. Bu da şurada görmüş olduğunuz boşluğa gelecek şekilde tutacağız. Bu şekilde yerleştireceğiz. Bakın bu parçamızı da yerleştirdik. Tekrar mandallarımızı yerine bu şekilde oturtalım.